Merhaba kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Evet, 24 Ekim, 30 Ekim haftalık burç yorumları ile karşınızdayım arkadaşlar. 25 Ekim'de de Akrep burcunda bir güneş tutulması var malum. Sizin bu 10. evinizde gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi 10. ev kariyerdir, statüdür. Tabii ki burada bir negatif ve eksiye giden bir taraf vardı. Uzun zamandır çabalıyorsunuz ama emeğinizin hakkını alamıyorsunuz. Terfi ve ödülünüz elinizden alınıyor. Koşullar ve şartlar, sorumluluklar ağır olmasına rağmen hak ettiğimiz ödülü ya da parayı almakta veya takdir almakta güçlük çekiyor olabiliriz. Aslında sürekli olarak bize iş hayatımızda ve kariyerimizde sürekli bir aşağı çeken bir enerji var. Artık burası tamamlanıyor arkadaşlar. Burada belki de bizi aşağı çeken iş arkadaşımızsa o amirimizin, iş arkadaşımızın işten çıkarılması söz konusu olabilir ve pürüzler temizlenir. Yahut biz işten çıkabiliriz, ayrılabiliriz. Belki bir çıkarılma söz konusu olabilir ama bu da bizim hayrımıza. Çünkü daha iyi koşullarda, daha iyi şartlarda bir fırsatı tetiklemiş olacak daha sonrasında. Yani biz kendi irademizle o sorunu problemi çözemediysek bu zamana kadar, şimdi bir olay olacak ve o olayla beraber pürüzler temizlenecek arkadaşlar kariyerimizde. Yani bizi aşağı çeken enerjideki insanların gitmesi, yerine yenilerinin gelmesi ya da bizim o süreçte terfi veya ödül almamız ya da orada ilerleyemeyeceğimizi, tıkandığımızı anlıyorsak, burada yaşanan bir olayla işten çıkmamız veya işten çıkarılmamız, daha iyi koşullarda ve şartlarda yeni bir işe geçmemiz anlamına gelebiliyor. Bu süreç, aslında bu tutulma süreci hayatımızda köklü ve kalıcı bir değişime, dönüşüme mecbur bırakıyor bizi diyebiliriz. Veya çalışmaktan çok yorulduk, artık evde oturup dinlenmek istiyoruz, belki konfor alanımızı genişletmek istiyoruz. Ama bu süreçte emekli olmak, işten ayrılmak veya evden home office çalışmak gibi bir tercihte de bulunabiliriz. Artık bizi yoran, yıpratan bir durumu, koşulu kökten çözüyoruz, netleştiriyoruz diyebilirim. Önemli kararlar alıyoruz. Bu kararlarımız ailemiz tarafından da destekleniyor. Gerekirse belki de aile kaynaklarını kullanarak yeni bir yatırım yapmak, kendi işimizi kurmak, kendimize ait bir iş sahibi olmak gibi bir enerjiye de geçiş yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Yani dışarıda yaşadığımız o büyük tecrübelerin, sınavların sonucunda orada yaşadığımız tecrübeleri kendi işimize, kendi deneyimimize katarak, belki home office çalışarak, belki kendi işimizi kurarak da hayatımıza devam ediyor olabiliriz. Aslında kariyer konusunda, statü konusunda kesin ve net bir çizgimiz var ve o çizginin artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedirtecek şekilde köklü bir çözüme gittiğini söyleyebilirim bu süreçte. Tabii ki Satürn birinci evimizde olması ve ay düğümlerine de kısmen de olsa açı içine giriyor olması, Uranüs'ün dördüncü evde yine Satürn'e açı içine giriyor olması, işin gerçeğini söylemek gerekirse bu dönemde tutulmaların da etkisiyle beraber aslında taşınma planımızı gerçekleştirebiliriz. Uzak ya da yakın bir seyahate çıkmamız ve orada kalıcı yerleşeceğimiz bir ortamı ya da durumu, koşulu kavuşmamız anlamına da gelecek. Ama öncelikle işten çıkamıyorsak, işten çıkacak, seyahate gideceğiz, seyahatte bulduğumuz veya yaşadığımız bir durum, pozisyon aslında bizde kalıcı ve köklü bir değişim için ilk ayak seslerini atıyor olacak, ilk adımları attırıyor olacak arkadaşlar. Hayatımızda önemli bir süreci tamamlıyoruz. Belki bir ünvanımız gidiyor ama yerine farklı bir ünvanla devam etmek zorunda kalacağız. Ama bu bizim için çok daha uygun koşullarda, çok daha güzel şartlarda gelecek diyebilirim. Umarım hepimiz en iyi şekilde değerlendiririz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.